Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Xiaomi Mi Robot Vacuum Pro ile geçen bir yılımı anlatacağım. Bu videoyu izlemeden önce, şurada kartlardan çıkacak olan Vacuum Pro'nun ilk detaylı incelemesi kutu açılışı videosu var arkadaşlar. Önce onu izleyin. O iz videoyu izledikten sonra tekrar bu videoya dönüş yapabilirsiniz. Şimdi sizlere bir yıl boyunca yaşadıklarımı anlatacağım. Bu cihazın artılarını, eksilerini, yaşadığım iyi tecrübeleri, kötü tecrübeleri hepsini tek tek aktaracağım arkadaşlar. Öncelikle gelin bir süpürgemizi tekrardan tanıyalım. Belki bilmeyenler vardır. Süpürgede 2100 paskallık bir çekiş gücü var. 3200 mAh gibi bir batarya kapasitesi var. Cihazın yüksekliği 9,5 cm. Satın almayı düşünüyorsanız muhakkak mobilyalarınızın altını bir ölçün. Ona göre satın alın arkadaşlar. Şapkası olduğu için bu lazer sensör dediğimiz kısma ben şapka diyorum. Ee, biraz daha çıkıntılı ve yüksek bir model bu. Ee, ölçümünüzü iyi yapın ona göre satın alın arkadaşlar. Bu cihaz iki farklı haritalama yapabiliyor. Yani dubleks iki katlı bir eviniz varsa İki ayrı haritayla cihazınızı sorunsuz kullanabilirsiniz. Akıllı haritalama özelliği ile ister tüm evi ister oda oda temizlik yaptırabilirsiniz. 3 farklı temizlik modu var. Süpürme, süpürme paspas ve sadece paspas moduyla da gayet kullanışlı bir cihaz. Cihazı tekrardan bir size bir hatırlatmış oldum ufak bir şekilde. Şimdi gelelim bu cihazın artılarına arkadaşlar. Önce artılarından başlayacağız. Aldım ilk günden beri iki tane de bununla ilgili video yaptım arkadaşlar. Robot süpürge kıyaslama videosu. O da şuradan kartlardan çıkacak. Hep söylediğim bakın fiyat performans konusunda bence en iyi süpürge Vakumop Pro. Hele ki bu dönemde şu anda ben bunu Mayıs ayına çekiyorum. Belki Haziran ayında paylaşabilirim videoyu tam bilmiyorum ama. Ee, şöyle söyleyeyim size arkadaşlar şu anda ortalama internette 2.600-2.700 civarına satılıyor. Ve bu fiyatta satılabilecek bence en iyi süpürge hala Vakumop Pro. Ben hala bundan yani eminim. Ee, o yüzden bütçenizi arttıramıyorsanız arkadaşlar bu bütçelerde gezineceksiniz. Gene bu fiyat segmentinde ben sizlere Vakum Pro'yu tercih ederim. O yüzden hala fiyat performans konusunda başarılı bir cihaz olduğunu iddia ediyorum. Yedek parça konusunda hem satıcı zenginliği hem de parça çeşitliği konusunda en avantajlı model Vakum Mob Pro. Bugün girin ister e, yurt dışı çalışma sitelerine ister yurt dışı çalışma sitelerine Vakum Mob Pro ile ilgili yedek parçaları çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Bu konuda süpürge süpürgeyi aldıktan sonra hani ben bu parçayı nereden bulacağım diye e, ee, pro sahipleri pek tereddüt etmez. Çok rahatlıkla parçalarını temin edebilir. Düşük batarya seviyesinden ben çok korkuyordum ama hiç de korkulacak gibi değil. Arkadaşlar 3200 mAh fazlasıyla bana yetti. Hiçbir zaman şarjım yarıda kalıp temizliğini yani yarıda bırakıp standına geri dönmedi. Rahatça bu batarya gücü size fazla fazla yetiyor arkadaşlar bilginiz olsun. 3200 mAh bu cihazda bizi üzmedi. Ve en önemlisi benim tüm süpürgelerde istediğim cihazın hem uygulaması hem de kendisi %100 Türkçe. Sıra geldi eksilere. En fazla yapılan yorum cihaz kutudan çıkar çıkmaz arızalı. Genellikle lazer sensörü arızası, çarpışma sensörü arızası gibi bu iki özellikle de bu iki sensörün arızası çok fazla seli oldu ve resetleme yolunu denediler teknik servis yolunu denediler. Alır almaz hemen iadeyi denediler. Yani bununla ilgili mağduriyetler oldu. Şimdi onunla fazla girmiyorum. Çünkü satıcılardan satıcıya değişen bir durum. Ama cihazın kutudan arızalı çıkma ihtimali biraz %50'nin üstünde. Hani bunu söyleyeyim sizlere. Ben hiçbir sorun yaşamadım arkadaşlar. O konuda hani cihazın Teknik olarak hiçbir problemi yaşamadım. Donanımında da hiçbir problem yaşamadım. Yazılımsal ufak tefek tabii hatalar oldu ama e, bu da ya güncelleme ile ya da benim kendi internetimden kaynaklı, telefondan kaynaklı problemlerdi. Ama donanımsal olarak hiçbir sorun yaşamadım ben. Yani bu konuda gerçekten çok şanslıydım. Benim de en fazla yaşamış olduğum ve e, yorumlarda da en çok bahsedilen sorunlardan biri ise cihazın konumunu kaybetmesi. Yani bu konumunu kaybetmesi uygulamada biliyorsunuz cihaz standının yerini ve kendisinin yerini her zaman stabil olarak bildirir sizlere. Ama bazen bazen de benim çok fazlasıyla bir ara sürekli yerini kaybediyordu. Oturma odasında zannediyordu, başka bir odada zannediyordu. Sürekli evin içinde sanki geziniyormuş gibi bir süpürge ve beni çok sinir etti bu konuda. Sürekli harita sıfırlamak zorunda kaldım. Tekrardan haritalandır. Çünkü düzeltememiştim bu problemi. Bayağı bir uğraştı ve yıl içerisinde 5-6 defa falan e, harita sıfırlamak zorunda kaldım. En son bununla ilgili de bir çözüm buldum. Süpürgeyi birkaç defa e, temizlik komutu verip biraz gezdikten sonra tekrar yerine geri döndürüyordum. Uygulamayı kapattıktan birkaç dakika sonra tekrar açtığımda konumun otomatik olarak geldiğini fark ettim. O yüzden aceleci davranmıyorum. Siz de süpürgenizde hiçbir zaman aceleci davranmayın. Yanlış bir komut vermiş olabilir. Yani kendisi yanlış bir komut almış olabilir. Hiç sıkıntı yok. Standına geri döndürün. Biraz bekleyin. Süpürgenizi tekrardan yönlendirin arkadaşlar. Hemen tek seferde bir kere hata yaptı diye cihazınız arızalı zannetmeyin. Bunlar yapay zekalı ve internete bağlı olan cihazlar olduğu için tabii ki de ufak tefek sapmalar olabiliyor. Robot süpürgeler konusunda lütfen sabırlı olun. Diğer en çok yaşanan hatalardan biri ise mesela atıyorum ben koridora süpürge gönderdim. Ama salonun içerisinde gezinmeye devam ediyordu. Koridora gitmiyordu. Bu tür hatalar da yapabiliyor arkadaşlar. Bende de fazlasıyla yaptı. Ee, istediğim odaya gitmedi, yanlış yerlere gitti. Tekrardan verdiğim görevi iptal ettim. Standına geri gönderdim. Biraz bekledim. Tekrar gönderdiğimde bir problem yaşamadım ama bunların en çok yaşanmasının sebebi arkadaşlar benim kendim tespit ettiğim bu internet bağlantısının zayıflığından. Zayıflığından şöyle aynı odada benim mesela modemimde ama 2.4 GHz biliyorsunuz geniş bantı yaydığı için de düşük hızlar kullanıyor. Ve aynı şekilde evdeki çoğu cihaz 2.4 GHz kullandığı için internetteki kullanıcı oranı yüksek olduğundan hızlar çok fazlasıyla düşüyor. Ve süpürgeye de otomatikman yansıyor çok düşük hızda gittiği zaman süpürgeye internet direkt süpürgede de şaşmalar başlayabiliyor arkadaşlar. Ben çünkü süpürgede ne zaman bir hata gördüğümde hemen bir internet ölçüm hızı yapıyordum ve ölçüm hep internetimin çok internet hızımın çok düşük olduğunu tespit ettim. Bu yüzden siz de buna dikkat edin. Maalesef internet hızınız çok düşükse süpürgeden bazen randıman alamama gibi durumunuz olabiliyor. Donanımsal olarak tek eksiği arkadaşlar bu süpürgede paspas modunun olmasına rağmen içerisinden bir su hazlesi çıkmıyor. Bunu harici olarak satın almanız lazım. Birçok modelde biliyorsunuz Xiaomi V3'te falan hepsinde ayrı bir su haznesi geliyor. Maalesef bunda bu arkadaşın kutusuna koymamışlar. Şöyle yani içinden çıkan bir toz haznesi var biliyorsunuz. Bir ikisi bir arada haznesi var. Yani hem süpürme hem paspas yapan hazne. Bunda maalesef tek başına paspas yaptıramazsınız. Ayrı bir sadece su olan haznesi var. Onu aldığınız zaman bu cihaz sadece paspas yapar ama ben bununla ilgili tabii ki de bir buk bulmadan yani bak bulmadan Affeder miyim? Affetmem. Arkadaşlar ikisi bir arada haznenin ön tarafında bir filtre var biliyorsunuz HEPA filtre. Bu filtreyi çıkarın süpürgenize geri takın. Süpürge bu filtrenin içindeki sensörü görmediği için ikisi bir arada hazneyi sadece paspas haznesi zannediyor. Ve bu şekilde sadece cihazınıza paspas yaptırabilirsiniz. Bu da benden size bir bonus. Şimdi geldik bir yıl boyunca bu süpürgede yaşadıklarıma. Öncelikle arkadaşlar parçalardan bahsedeyim. Ben bir yıl boyunca hatta bu parçalar ile ilgili de bir alışveriş yapmıştım. Onu da videosunu koyuyorum kartlara. Muhakkak onu da izleyin. Ben bu süpürgenin bir defa HEPA filtresini, bir defa ana fırçasını, bir defa yan fırçayı ve bir defa da mop bezini değiştirdim arkadaşlar. Bu zamana kadar beni bir yıl boyunca rahatça götürdü ve şimdi de artık değişim zamanı geldi. Yani ortama ben bunlara 6 ay gibi bir ömür biçiyorum. Şu anda artık tekrardan değişim zamanı geldi. Ben değişim zamanı gelmeden videoyu çektiğim için yakın zamanda bunu değiştiririm. Bilginiz olsun arkadaşlar. 6 ayda bir bu parçaları değiştirseniz iyi olur. Videonun başında bahsetmiştim. Ben bu cihazla ilgili teknik hiçbir sıkıntı yaşamadım. Genellikle biliyorsunuz satın alan arkadaşlar Gempa garantili bu ürünler. Teknik bir problem yaşadığınızda satıcınızda görünüştüğünüzde sizi Genpa'ya yönlendirecektir. Gempa'da umarım sorunlarınızı çözüm bulabilirsiniz. Cihazda kullanılan pilin kalitesi gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bir yılın sonunda hala batarya sağlığının yüksek seviyede olması beni çok memnun etti. Az önce de bahsetmiştim. internet düşüklüğünde maalesef bu süpürgede sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Cihazın en önemli istediği şey stabil bir internet. Bunu muhakkak sağlamanız gerekiyor. Evet arkadaşlar Süpürge ile ilgili tecrübem bu kadardı. Peki hala öneriyor musunuz bu süpürgeyi? Bahsetmiştim. Tekrardan bahsediyorum. Bakın şu anda bu fiyatta satılabilecek en iyi süpürge modeli bence gene bu arkadaşlar. 360 S7 Pro ile kapışıyor. İkisi arasında öneriyorum. Şu anda S7 Pro'ya biraz zam geldi bildiğim kadarıyla. Hani tekrardan ona bir indirim gelirse Vakum Mop ikisinin arasında gene bir belki 360'a kayılabilir ama bildiğim kadarıyla şu anda Vakum Pro daha uygun fiyatta ondan. O yüzden bu fiyata göre bence bulabilecek en iyi süpürge. O yüzden gene fiyatınız yani bütçeniz buna yetiyorsa bu modeli öneriyorum. Ama bütçenizi arttırabiliyorsanız biliyorsunuz ki birçok video yaptım bununla ilgili. Onları takip edin çok daha iyi modeller var. Ama düşük bütçeli arkadaşlar için şu anda alınabilecek en iyi süpürge gene Mop Pro. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videolarımın devamı için videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.